Herkese merhaba arkadaşlar. Mike Tyson, Jake Paul maçını kim kazanır? Özellikle de Mike Tyson hayranları bu maçın nasıl geçeceğini çok merak ediyor. Mike Tyson bu maçta zorlanır mı? Mike Tyson için zor bir maç mı diyorsanız arkadaşlar, Mike Tyson için her şey çok kolay olacak. Aynısını Jake Paul için söyleyemem. Çünkü ringde eğer ki bir efsaneyi karşınıza aldıysanız doğal olarak da sonuçlarına katlanacaksınız. Şu bir gerçek, boks maçlarından önce sözleşmeler önünüze koyarlar ve onları imzalarsınız. Ringde işte bunu yapmayacaksın, bunun dışına çıkmayacaksın diye her iki boksör de o sözleşmede neyi kabul ettiyse ona da ringin içerisinde uyarlar. Şu bir gerçek, Mike Tyson ismi dünyada çok popüler bir isim. Dünyadaki tüm boksörlerin saygısını kazanmış bir isim Mike Tyson. Sevgisini kazanmış ve her kesimden de boks yapan olsun, yapmayan olsun tanıdığı bir isim. Yaşayan bir efsane Mike Tyson. Mike Tyson'ın tabii kimi tarafta baktığınız zaman Mike Tyson kötü birisi olarak görenler var, iyi birisi olarak görenler var. Geçmişteki hayatı, özellikle de yanlış yaptıkları Mike Tyson'ın olmuş mu olmuş, ama baktığın zaman Mike Tyson'ı özellikle de boks ringlerinde öne çıkartan, gerçekten rakiplerine çok fazla saygı duyan bir isim ring içerisinde. Rakibine mesela baktığın zaman nakavt ediyor, gidiyor onu kucaklıyor. Ona çok samimi davranıyor Mike Tyson. Ha, bazen mesela Evander Holyfield maçında da işte kulağını ısırması Mike Tyson'ın sanki ringde rakibine saygı duymadığı gibi algılansa da bence hiç alakası yok. Mike Tyson ring içerisinde gayet rakiplerine saygılı ve boksun kurallarına uyan ve ona göre de mücadele eden bir isim. Mike Tyson hayranı mısın dersen, ben Mike Tyson hayranıyım. Mike Tyson'ı şahsen seviyorum. Hareketlerini, konuşmasını, tavırlarını, her şeyiyle benim komiğime giden bir isim. Ve gerçekten özellikle de boksu dünyaya çok fazla sevdiren, çok fazla boksun ismini duyduran bir isim Mike Tyson. Mike Tyson'la ilgili Jake Paul'la yapacağım maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Boks sürprizlerle dolu. Hani şunu deme şansımız yok. Eğer ki bu maç, hadi diyelim, sözleşmelerin dışında bir maç olsa, ciddi bir maç, gerçekçi bir maç olsa, bu maçı kim kazanır deseniz, hani şunu demek yanlış olur. Mike Tyson 58 yaşında, Logan Paul genç bir isim. Hani kesin Mike Tyson kazanır diyemeyiz. Boks sürprizlerle dolu. Ama sürpriz olmadığı sürece zaten kazanacak isim belli. Mike Tyson 58 yaşında, ama ne olursa olsun Mike Tyson, nasıl söyleyeyim, eğer ki bir boksör yıllarca boks yapmış, ona oturmuştur. Ringe çıktığında artık bazı şeyler otomatikmen, atacağı yumruklar, kombineler otomatikmen çıkar zaten. Yani Jake Paul'a gelirsek, boksta şu bir gerçek, yaptığı 10 maçın 9'unu kazandı. Birini Tommy Fury'ye verdi. Onda da zaten puanla verdi. Ama şu bir gerçek, bu isim, hani ona da haksızlık etmeyelim. Nedeni de şu, bu isim boksta ringe çıkmış, mücadele ediyor. Çok zengin bir isim, parası var. Hani belki o para sende bende olsa ne yaparız? Çıkıp yumruk yemeyiz. Ama onları da bir yerde takdir etmek gerekiyor. Boksta gerçekten bir yerde boksun da ismini dünyaya duyuruyorlar. Yani Mike Tyson'la maç yapıyorlar, onunla bununla, Floyd'la. Ha, tabi bazen özellikle de boks yapanlar tarafından çok fazla eleştiriyor. Mesela Floyd Mayweather'la Logan Paul'un maçına kimse gelmemişti. Tribünler bomboştu. Ha, bu da şu bir gerçek. Eğer ki Floyd Mayweather gerçek bir isimle, YouTuber değil de gerçek bir boksörle maç yapsa, zaten o tribünler tıktım tıktım dolar. Ama bu maçın, nasıl söyleyeyim, paraya dayalı, şova dayalı olduğunu bildikleri için insanlar o maça gelmedi. Bence Jake Paul'la Mike Tyson'ın maçı o maça göre çok daha fazla ilgi duyulacağını düşünüyorum. Çünkü Jake Paul'un son Tommy Fury ile maçını izleyin. Gerçekten tabanında boks olan Tommy Fury ile vuran vurana maç yapıyor. Kıran kırana maç yapıyor. Bence iyi bir mücadele. Kötü değil. Ettiği mücadele iyi Jake Paul'un.
Tyson bu maçta yumruk alır mı? Yumruk alır. Ama şu bir gerçek. Mike Tyson Jake Paul'u nakavt edebilir. Yani çok rahat Mike Tyson'ı nakavt edebileceği bir isim. Çünkü Jake Paul'a baktığın zaman ringde ama yaptı bak ileri gidemiyor, geri gidemiyor. Yani ayakları gitmiyor. Ha, bunda da ne oluyor mesela? Her türlü Mike Tyson'a yakalanacak bir isim. Şu bir gerçek. Biz boksta tecrübelendiğin zaman ellerini indirirsin. Kendine güvenin vardır artık tecrübelisin belli bir zamandan sonra mesela ilk ringe çıkan acemi boksörler ne yapar? Karnını dümdüz tutar böyle robot gibi. Yani rahat değildir her an yumruk gelecek bir şeydir. Tedirgindir ama nasıl söyleyeyim tecrübeli boksörler boks ringlerinde her zaman rahattır. Yumruğun nereden geleceğini bilir mesafeyi ona göre ayarlar ellerini indirir ve baktığın zaman rakibinden de puan alır. Jack Paul'a gelirsek çok fazla boks ringlerinde tecrübeli değilsin. Ellerini o kadar indirmen, çok fazla yumruk yemen aslında bunun boksu tam olarak bilmemesi ve geçmişinde boks olmamasından kaynaklanıyor. Biraz da Tommy Fury karşısında kapalı dövüşse biraz daha ayakları kombine atarken ileri giderken derli toplu olsa veya yumruk geldiğinde geri adım atmasını bilse ne olacak? Tommy Fury'ye karşı çok daha iyi maç yapabilecek Jack Paul ama ne oldu? Tommy Fury yumruk vuruyor, hepsini yiyor. Bir adım geri atsa. Mesela boksta hep ileri diye bir şey yoktur. Bazen ne yaparsın? Geri oynarsın. Rakibin attığı yumrukları boşa alırsın veya oyun kurarsın. Nasıl söyleyeyim? Her zaman rakibin üzerine giderek baskı kurarak değil de bazen üstüne çekerek rakibini yenmeye çalışırsın. Bu ringin içerisinde hep vardır ama bunlar hep bir oyundur yani. Kendi oyununu kendin kuracaksın ringde. Yani rakibe değil de rakibi kendin uyduracaksın. Eğer sen rakibi uyarsan, rakibin peşinden gidersen doğal olarak rakip seni kendi nasıl söyleyeyim oyununu içine çekmiştir ve seni yenecektir. Doğal olarak da boks ringlerinde kendini bileceksin ve zeki dövüşmek zorundasın. Bodoslama dövüşen boksörlerin hepsine bakın. Hepsi de boks ringlerinde kaybetmiştir. Yani Mike Tyson'a gelirsek tamam Mike Tyson'dan bunlardan birisi. Dövüşken bir boksör. Hani rakibini kırmaya gidiyor ama Mike Tyson'a baktığı zaman zeki dövüşüyor, akıllı dövüşüyor. Yani rakibinin en uygun zamanda çok ani kombineler vuruyor. Onun tarzı o. Hani bazen mesela Muhammed Ali Clay'de ne yapıyor? Rakibi çok fazla bekliyor. Açık bulduğu an vuruyor. Boksta ne? Her zaman sabır ve doğru zaman. Doğru zamanı bulduğun an kaçırmayacaksın. Kaçırdığın an rakibe o yumruğun vurulmaz. Mesela rakip mesafede vurdun vurdun. Bir adım geri attı. Yumruk atsan da boşa gider. O yüzden boksta zamanlama çok önemli. Mesela Tommy Jake Paul'a baktığı zaman zamanlaması kötü. Zamanlama bir de rakibin özellikle de yumruk attığında gözleyip çıkıp vuracaksın. Bunların hiçbirisi yok. Tabi bunları yapan boksörler mesela amatör de diyelim 10-12 yılı doldurmuş ve tecrübelenmiş boksörlere bakın. Özellikle de olimpiyatları izlediğiniz zaman boksörler nasıl çıkıp 1-2-3, 1-2, 1-2-3-4-5 çok kombine vuran boksörleri görürsünüz. Kimle mesela yok Logan değil pardon. Vasily Lomachenko'nun maçlarını izleyin. Vasily Lomachenko nasıl çıkıp 1-2-3, 1-2-3-4-5 yumruklar vuruyor. Bu tarz yani. Bu tarz tecrübelendikçe böyle oluyorsun. Şimdi bu maçla ilgili şu bir gerçek arkadaşlar. Mike Tyson'ın zaten yaşıken gelmiş. Dürüst olmak gerekirse Mike Tyson'ın bir yerde para kazanmak için bu maçları yapıyor. İşte para kazanmak için bazen medyanın önünde. Mike Tyson ismi demek para demek. Doğal olarak da Mike Tyson paranın kimde olduğunu biliyor. Para Logan Paul'la Jake Paul'da. Bu isim de doğal olarak bunlarla özel maçlar yapıp cebini dolduruyor. Mike Tyson bu konuda doğru olanı mı yapıyor? Bir yerde bence doğru olanı yapıyor. Çünkü artık adamın yaşı gelmiş. Bu adam çalışarak zaten para kazanmaz. Bir şekilde geçmişteki zaten paralarını da yemiş. Çocuklarıma diyor hiç miras bırakamayacağım. Ama belki bu gibi isimlerle maç yaparsa biraz da bankasında hesabı kabaracak. Çocuklarına belki bırakacak bir şeyleri olacaktır Mike Tyson'ın. Tabi en önemli bırakacağı şey de Mike Tyson ismi. Mike Tyson'ın oğlu olmak, kızı olmak, çocuğu olmak ayrı bir gururdur bence. Şimdi bu maçla ilgili
Şunları da ekleyelim. Şöyle bir şey. Mesela bu tarz maçlarda genellikle mesela Floyd Mayweather'la Logan Paul'un özellikle de şeyine bakın, sözleşmelerine bakın. O sözleşmelerde birçok şey var. İşte nakavt etmeyeceksin. İşte bunu yapmayacaksın diye. Mesela Floyd Mayweather Logan Paul'u nakavt edebilir miydi? Edebilirdi. Logan Paul nasıl Mike Tyson'a işte agresif vuruyordu. Floyd Mayweather sadece kapanıyordu. Ha, bu maçta Mike Tyson maçında bunu görebilir miyiz? Belki ona benzer bir şey görebiliriz. Ha, belki de biraz daha bu maç bir tık daha hani şey olabilir. Sert olabilir hani Floyd Mayweather'la Logan Paul maçına göre. Çünkü insanlar özellikle de boksu seven insanlar, boks taraftarları artık şey istemiyor. Nasıl söyleyeyim? Sahte bir maç. İşte format ne diyorlar ona? Ne derler? Dilimin ucunda söyleyemiyorum yani. Aklımdan gitti şu anda. Hani bu tarz bir maç istemiyorlar. Gerçekçi maç istiyorlar. Yani adrenalin yaşamak istiyorlar. Hani kimin ne yapacağı belli olmayan bir maç. Ha, kim kimi nakavt edecek? Ne olacak? Zaten geçmişte insanların Mike Tyson'ı çok sevmesinin nedeni bu. Özellikle de boks fanları nakavtı çok seviyor. Eğer ki bir boksör vurduğu zaman karşıdaki düşecekse bunu fanlar çok seviyor. Ayrı bir adrenalin duyuyor buna. Mesela Mike Tyson'dan nakavtçı olduğu için Mike Tyson'ı en çok sevmelerinin nedeni bu. Çünkü vurduğunu düşünüyor. Mike Tyson ringe çıktığında şunu düşünüyor. Boks fanlar ringin etrafında. Ne zaman nakavt edecek? Ne zaman aklını başından alacaktır rakibin? Doğal olarak da bu Mike Tyson'ı en çok öne çıkartan şeylerden bir tanesi. Durumlardan. Bu maçla ilgili Jake Paul, Logan Paul kardeşlere hani bazı kesimler şunu söylüyor. Bunlar işte boksu mahvetti, işte şunu yaptı, bunu yaptı. İşte bence bir yerde alakası yok. Bu isimler bak boksu yeniden gündemde tuttu. Yeniden mesela bakıyorsun dünyada boks duyuluyor, konuşuluyor. Türkiye'deki gazetelere bakın sürekli haberler yayıyor bununla ilgili. Bu iki ismin zaten çok fazla takipçisi var. Neredeyse ikisinin 40 milyon Türkiye'nin yarısı kadar takipçisi var. Düşün büyük bir kitleye ve bunları da izleyenlere takipçi olmayan ve izleyenler çok fazla kişi var. Bu yüzden bence boks bir yerde reklamdır. Yani reklamı mesela bir spor var. Düşün yıllarca bir branş var yapılıyor ama kimse bilmiyor. Bir branş var ki sürekli işte reklam medya önünde tanınıyor, biliniyor. Yani mesela düşünün kickboks Türkiye'de gitgide çok popüler olmuş. Ve baktığın zaman her yerde kickboks salonları. Bunun da nedeni şu, organizasyonlar, dövüşler kickboks reklamını iyi yapmış Türkiye'de. Ve şu an baktığın zaman her yerde kickboks popüler bir spor haline gelmiş Türkiye'de. Boksa baktığın zaman dünyada boks çok popüler. Bunun da nedeni şu, Muhammed Ali Clay gibi, Mike Tyson gibi, Evander Holyfield gibi yine birçok ismin özellikle de boksu böyle büyük maçlarla özellikle ağır sikletteki maçlarla özellikle de Muhammed Ali bunlardan da bir tanesidir. Yani git dünyaya ismini duyurmuşlar. Hani baktığın zaman insanlara boks mu kickboks mu desen bence level büyük fark var arada. Çünkü boksun kalitesi tartışılmaz. Boks bambaşka bir dünyadır. O yüzden ha diğer kickboks dünyası da farklıdır. Ona bir şey dediğim yok. Herkesin branşı herkese güzeldir. Yani boks mesela baktığın zaman özellikle de dünyada mesela en çok kazanan sporcuların arasında düne kadar Floyd Mayweather vardı. Dünyada en çok kazanan sporcu Floyd Mayweather'dı. Bilmiyorum şu an belki farklıdır. Bokstaki para da hiçbir sporda yok ama tabii ki burada tapta olman lazım. En tepede olman lazım. Bir de bu işi Amerika veya İngiltere'de yapman lazım. Çünkü boks buralarda dönüyor. Para boks da buralarda dönüyor. Türkiye'ye baktığın zaman ya burada yapıyorsun ama hani işin mesela bir Amerika İngiltere'ye göre hamallığını yapıyorsun gibi. Sen bir kazanıyorsun, adam 1.000 kazanıyor. Şimdi burada boks yapmakla orada boks yapmak arasında çok fark var. Hani burada sadece boks yapsan ne olacak? Yani belki hak ettiğini bile sana vermiyorlar. Doğal olarak mesela
Amerika'da veya İngiltere'de bu şekilde değil. Eğer bir şey hak ediyorsan hak ettiğin sana veriliyor. Şimdi bu maç yapılacak, bu maçla ilgili tabii yine konuşacağız. Bu maçla ilgili tartışacağız. Sizce Mike Tyson bu maçta zorlanır mı? Veya olmaz diye bir şey yok. Ters bir yumruk yiyip nakavt olma ihtimali olur mu? Boks tane diyeceksin abi, Mike Tyson bu nasıl nakavt olacak? Olmaz böyle bir şey. Daha önce oldu. Belki bu maçta demiyorum sürpriz bir yumruk bu. Ha, olur demiyorum ama ben her zaman şu bir gerçek. Yaşı biraz var, o yüzden sürprizlere de bazen inanan birisiyim. Olmayacak dediğimiz şey oluyor. Bu tabi düşük bir ihtimal ama nakavt olmaz. Şeye Jack Paul eder mi diye, etmez. Bu maçta ben nakavt çıkacağını sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi sözleşmelerde maddeler koyulacaktır bence. Ona göre de maç yapılacaktır. Ama tabi bu maç özellikle de Mike Tyson hayranları için merak uyandırıyor mu? Çok fazla uyandırıyor. İzleyip göreceğiz. Tabi sizin de düşünceleriniz varsa aşağıya yorumlar kısmına yazın. Bu maçla ilgili olmadı. Onunla ilgili de bir video yaparız. Eğer farklı düşüncede arkadaşlar varsa, farklı düşünen arkadaşlar varsa yeniden bir video yapıp sizlerle paylaşırım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.